Şimdi öncelikle sahnemizi hazırlıyoruz. Metal çekimlerinde en önemli olay sahnedir. Yalnız ürün videoda iyi gözüküyormuş. Evet, ama yansımaları da görüyorsun. Bunu yani kendin de gülümserken çıkmak istemiyorsan çok dikkatli davranman lazım. Öncelikle kurulumumuzu yapalım. Bu taban şeyi. Bu bizim sonsuz... Sonsuz dedik her şey. Aynen, sonsuz konumuz. Bu da çok önemli değil ama çekeceğimiz şey de yani kullanmak istiyorum. Şöyle yakından bakarsan aslında çadırın içine koyduğumuz anda ne kadar fark ettiğini göreceksin. Sadece burada bazı yansımalar, yani ayna görevi gören yerler var. Onları ortadan kaldırmamız lazım. Olabildiğince ortadan kaldıracağız. Kaldıramadığımız yerlerde onu da Photoshop'ta yazılımlarla halledeceğiz. Işıkları nasıl yapıyoruz? Işıkları göstereceğim. Bu da önden gelen ışığı kesiyor, değil mi? Bunların amacı tamamen aynen yansımaları kesmek. Oda ne kadar beyazsa o kadar az yansıma olacaktır. Bizim bulunduğumuz stüdyo şu anda gayet yeterli ama kendi görüntülerimizi de kesmek için. Normalde bu işi yapmak isteyenler bu kutuyu almak istiyorsa bu kutunun maliyeti nedir? O piyasada çeşitli fiyatlara bulabilirsin. 100 liradan başlar 500 liraya kadar bulunabiliyor. Bu 80'e 80 büyük bir çadır. Aynen. Çadır deniyor bunlara. Şu anda mesela gidip bakabilirsin daha yakından. Şu anda bizim için gayet hazır olmalı. Yeterlidir bu yansıma. Şuradaki ufak şeyleri zaten dediğim gibi yazılımla hallediyoruz. Sonra geriye ışıklar kalıyor. Işığı çok verirseniz bu sefer yansımalarda ışığı çok görebilirsiniz. Biraz uzaktan vereceğiz ışıkları. Bu çekim sadece internet sitesi için mi yoksa katalogda mı kullanılacak? Burada tabii isteğe göre değişir. Katalog çekimlerini de kullanabilirsiniz. Bunu hangi makineyle çektiğinize bağlı. Ne kadar kaliteli çektiğiniz. Onun dışında internet veya katalog fark etmez. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. O zaman şu an çekecek miyiz fotoğrafı? Şu anda bir deneme çekimi yapabiliriz. 2 saniye ayarlamış. Tamam da bir değiştireyim ya. Benzeri işlerde tripod kullanmak gerekiyor mu? Yani tabii ki eğer ürün çekiyorsanız birden fazla çekiyorsunuz. Açıyı değiştirmeden aynı açıdan aynı boyutta çekmek için tripod şart. Yani bu tabii ne kadar size özgürlük şansı sağlarsa, imkanı verirse bir tripod o kadar iyidir. Bunun 360 derece dönebilmesi, ters dönüp aşağıdan çekimler yapabilmesi, L şeklinde çekim yapabilmesi, bunun artı özellikleri piyasadaki normal tripodlara göre çok çok da artı yanları var. Bununla çekemeyeceğiniz... Peki nasıl bir maliyeti var?
bunun Türkiye'deki maliyetlerini, bunu Türkiye'de çok görmedim, yurt dışından getirdim. Oradaki bana maliyeti 400-450 lira civarıydı. Karbon fiber. Peki ışık olarak hangi ışıklar kullanıyorsun? Işık olarak sürekli ışıkta yani ampuller önemli olduğu için benim için işte ne kadar yüksek ışık lümeni ne kadar yüksek olursa o kadar rahat ediyorum. Genelde işte bir paraflaşlar ama güzel gözüküyor. Paraflaşlar işte onlar da kullanım amacına göre binlik paraflaşlarım var. Onları daha geniş mekanlarda daha büyük objeleri çekmek için kullanıyorum. 200'lük ve 300'lük paraflaşlarım var. Onları da bugün çekimlerinde veya daha küçük ortamlarda daha küçük nesneler çekmek için kullanıyorum. Dediğim gibi o kullanım alanına göre değişiyor. Hazır mıyız? Hazırız. Bir deneyelim mi şimdi? Tabii şimdi deneyeceğiz. En iyi açıyı bulmak artık tecrübenize kalmış. Deneme yanılma yolunda da bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yansımaları en aza indirmiş durumdayız. Bunu keyfinize göre daha da iyi hale getirebilirsiniz. Tabii gelmeyen yerleri de düzenleyen yerleri de yazılımla halledebilirsiniz. Çok iyi sonuçlar elde edebileceğinize eminim. Peki şu an metal olmayı başka bir şey deneme şansınız var mı? Hani tabii. Bu beyaz ortamda yani nasıl fotoğraf çekiyor? Mesela ben burada bir obje görüyorum. Bunu çekebilir miyiz? Evet abi. Çekeceğimiz obje hangisi oluyor şimdi? Şu anda mat siyah, yine metal bir obje ama mat bir boyası var. Bunu çekeceğiz. Bunları çekmek biraz daha, çok daha kolay metal objelere göre. Burada daha yüksek ışık verebiliriz daha yakından. Burada ayarlarımızı yapalım. Görüyorsunuz. Çok net, çok görsel olarak göze hoş gelen bir fotoğraf yakaladık daha hiç. Yazılıma girmeden bile gayet hoş görünüyor. Yazılımı da işledikten sonra muhteşem görüneceğine eminim. Sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bir tane de parlayan kap çektik. Bir de normal mat renginde başka bir obje çektik. Yani bu iş ne kadar basit gözükse de o kadar da şey var. Ne denir? Zahmet kelimesinin başka bir şeyi var.
Meşakkatli iş. Meşakkatli iş. Işık mıdır, çadır mıdır, ürün kendisi midir, makinenin ayarları mı var? Tabii. Yani o kadar, yani gözüktüğü kadar basit bir iş değil. Tabii, ama tabii ekipmanlarınız yoksa illaki size çok büyük zorluklar sizi karşılayacaktır. Son olarak abi şeye ne demek istersin? Şimdi olur da bu videoyu ürün fotoğrafı ihtiyacı olan kişiye konum olabilir. Bir şey demek ister misin? Sizi nasıl bulabilir? Bizi nasıl bulabilir? Şimdi sattığınız ürünün iyi görünmesini istiyorsanız veya profesyonel, kurumunuzun profesyonel görünmesini istiyorsanız ürün fotoğraflarına ihtiyacınız var. Bunu birçok yoldan elde edebilirsiniz. Biz bu işi profesyonel yapan firmalardan biriyiz. Biz ömür fotoğrafçılık olarak ürünlerinizi en iyi şekilde çekmeye talibiz. Instagram hesabımızdan bizi takip edebilirsiniz. Onur Fotoğrafçılık Instagram hesabımız. Ama çok da pahalı değilsiniz bildiğim kadarıyla. Anda fiyatlarımız evet gayet uygun. Tabii işe göre değişiyor ürün adeti. İşte buradaki olay hani ürünün zorluğu, yani çekimin zorluğu ve adet fiyatları belirliyor. Ama piyasaya göre çok uygun olduğumuzu söyleyebilirim. O zaman ben de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah bugün bu şekilde oldu. Tekrar yani seri videolarımızda artık nasıl nerede olacaksak buluşmak dileğiyle diyoruz biz izleyenlere. Ama çok merak ettikleri şeyler çok var daha. Bu sadece evet. Bir başlangıç şeyi. Biz bunları konu konu sıralayacağız. İşte vaktimiz yettiği kadar bunu demo olarak sizlere göstermeye çalışacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Seni de teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.